Gaziantep Kasterleri ve Çeşmeleri. Dünyada benzeri bulunmayan ve Su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep Kasterleri, birçok işlevi bulunan yapılar olarak inşa edilmiştir. Türk mimarisinde sadece Gaziantep'te bulunan bu yapılar, kısmen veya tamamen yer altında bulundukları için pek dikkati çekmemişlerdir. Bu nedenle sanat tarihi terminolojisinde yer almamışlardır. Kaster kelimesinin dilimize Arapçadan geçtiği tahmin edilmekte ve suyun yer altında bölümlere ayrıldığı yer anlamına gelmektedir. Kasterler Gaziantep Su mimarisinin eşsiz yapılarıdır. Anadolu Türk mimarisinde sadece Gaziantep'te bulunan kaster yapıları, evlerin su ihtiyacını karşılayabilmek için yapılmıştır. Su dağıtım sistemi livaslar aracılığıyla sağlanmıştır. Ortak kullanım alanları ve ortak kullanım yapılarının varlığı uygarlığın en önemli işaretidir. Kaster yapıları bu yönüyle önemlidir. Kasterler halkın ortak kullanımı için yapılmış, birleşik kaplar ilkesiyle çalışan, birbirine temiz su kanalları ile bağlı, halka açık, ücretsiz yıkama ve yıkanma yapılarıdır. Evler su ihtiyacını karşılayabilmek için libaslar üzerine yapılır ve bu evlerden libaslara kuyular açılırdı. Bu kuyular hem su ihtiyacını karşılamak hem de yazın sıcaktan bozulacak erzakların kuyulara sarkıtılarak bozulmaması için kullanılırdı. Ayrıca genel olarak cami altlarından geçen su kanallarının belli bir noktasına yüzeyden 30-40 merdivenle inilen ve adına kastel denilen içinde tuvaleti, yıkanma yeri, dinlenme ve abdest alma yerleri, hanımların çamaşır ve yün yıkama mekanları ve bazılarında namaz kılma alanlarının da bulunduğu genişçe mağaramsı boşluklar oluşturulmuştur. Bu saydığımız fonksiyonel özellikleri bulunan mekanlar Gaziantep kasterlerinin ortak özellikleridir. Gaziantep şehir merkezinden geçen Alleben Deresi gibi bir su kaynağına sahip olmasına rağmen tarih boyunca yeraltı su kaynakları bakımından fakir bir şehir olmuştur. İnsanlar buldukları suyun buharlaşma veya başka bir yolla kaybolmasını önlemek için yerin altından açtıkları libas denilen kanallarla suları belli bir merkeze toplamışlar ve bu merkezlerden de şehre dağıtmışlardır. Gaziantep'te oluşturulan su sistemi evlerin altından geçen ve livas adı verilen su yolları ile her eve içme ve kullanma suyu ulaşmasına olanaklı kılmıştır. Bu nedenle meydan ve duvar çeşmelerine konut alanlarında fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Özellikle ticaret dokusunun yer aldığı bölgelerde nüfusun yoğunluğu nedeniyle çeşmeler daha fazla yapılmıştır. Kasterler sade ve gösterişsiz yapılarına rağmen ilk günden evlerin modern manada şehir içme suyuna kavuştuğu ve çeşmelerin yapıldığı tarihe kadar önemini korumuştur. Ata Yadigarı ve su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan bu kasterlerden 5-6 tanesi çeşitli sebeplerle yok olmuş, günümüze kadar gelenleri ise Şeyh Feytullah Kasteli, İhsan Bey Mescidi ve Kasteli, Pişirici Mescidi ve Kasteli, İmam-ı Gazali Kasteli, Ahmet Çelebi Kasteli, Kozluca Kasteli'dir.